Güzel. Okay. Evet, tamponumuzun şekli bu. Yani ne kadar bu kadar emek döktüğümüzde değdiğini düşünüyorum. Yani beklediğimin üstünde bir tampon çıktı. Aslında yok, beklediğimin üstünde değil, bu kadarını bekliyordum yani. Bunun için uğraştım. Bundan sonra nasıl yaptığımızla ilgili bölümleri aktaracağım. Etap etap hepsini anlatmaya çalışacağım. Önce anlatacağım, daha sonra videolarla pekiştirmeye çalışacağım. Ama işe başlarken de şunu üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Bu işin profesyoneli olmadığımı daha önceki videolarımda tekrar tekrar söyledim. Evet, profesyoneli değilim. En az sizin kadar acemiyim. Ama yaptıkça artık evet, elim alıştı. Biraz daha iyisini çıkarabiliyorum. Yani kendi dizaynınızı yapacaksanız ilk başta kendi zevkinize, kendi fikirlerinize güvenin. Ben sadece birkaç ipucu vereceğim. Nasıl yapıldığına dair belki size yardımcı olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ben çok beğendim. Kendim bassam kendim de basacağım artık beğen tuşuna. Eğer kanala ilk kez gelen ziyaretçiler varsa da yaptığımız iş bu. Araba modifikasyonu ile ilgileniyoruz. Motor ve kaporta ile ilgili. Daha çok kaportayı değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer hoşunuza gidiyorsa, size hitap ediyorsa abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü daha çok işimiz var. İstediğimiz seviyeye gelene kadar. Evet, ikinci bölümde görüşürüz. Şimdi işi nasıl yaptığımıza dair birkaç püf noktası vermeye çalıştım. Bunun içinde notlarım var, unutmayayım diye. İlk başta dizayn aşamasından bahsedeyim. Şimdi dizayn aşamasında evet, insan bir şey düşünüyor, kafasında bir plan var, yapmak istediğini biliyor ama nereden başlayacağını bir türlü bilemiyor. En azından ben nereden başlayacağımı bir türlü karar veremedim. Evet, giriş yapmak istiyorum, agresif görünmesini istiyorum, işte orta tarafı şöyle olsun, hava akımları şöyle olsun. Evet, düşünüyorsunuz, biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini ama dizaynı bilemiyorsunuz. En son ne yapabilirim diye düşündükten sonra dedim ki geometrik şekillerden başlayayım. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Geometrik şekillerle başladım. Arabanın eski tamponunun fotoğrafını çekip siyah beyaz olarak çıkardım. Üzerine kara kalemle yavaş yavaş çizmeye başladım. Tabii bunu çizerken de bir değil belki 15-20 sayfa harcamışımdır gerekli dizaynı oluşturana kadar. Sonrasında dedim adım ve soyadımın baş harfi C. C harfiyle başlayayım diye geometrik şekilden öte C harfiyle başlayayım dedim. Dikkat edersen bir tane büyük, bir tane de küçük C var, adım ve soyadım. Bunları tampona çizdim ve ona göre kavisler oluşturmaya başladım. Sonrasında internette araştırdım. Benim düşünceme yakın tampon var mı diye. Evet, bir tane buldum ki o araba üst üste drift şampiyonu olmuş bir arabanın tamponuydu. Dolayısıyla benim de işime gelebilirdi yani, benim arabama da yakışabilirdi diye. Tabi bunun aynısını yapamayız, mümkün değil çünkü ölçülerine sahip değiliz. Ona yakın bir şekil oluşturmamız gerekiyordu. Lakin öyle de yaptık. Çizdik, baktık şekli hoşumuza gidiyor. Arabanın başına geldik, gittik, oturduk, düşündük ne yaparız, ne ederiz diye. Sonrasında şeklimize karar verdik. Elimizdeki şablona göre, fotoğrafa göre dizaynımızı çizmeye başlayacağız. Nereden gelmesi gerekiyor? Tabii kendi özgün dizaynımızı vereceğiz. Öyle ezbere iş yok. Aynısını fotokopi çekmenin anlamı yok. Gerçi çekse de çok güzeldi. Yine de daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet.
aşamada yapmamız gereken evet şekli artık uygulamak. Önceden ne yapıyordum ben? Bir önceki videolardan da bilirsiniz. Bir köpük malzemesi var. O köpük malzemesini kullanıyorum. Ama arkadaşlardan birkaçı yazmıştı. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Türkiye'de yokmuş. Aslında o marka Türkiye'de var olan bir marka ama o malzeme olmayabilir. Doğaldır. Eğer ki o malzemelerden bulamıyorsanız normal sprey köpük malzeme de yapabilirsiniz. İlk başta arkasını ister kartonla ister plastikle kapatın ki ben plastikle kapattım. Çöp poralarını alıp etrafını kapattım. Bu malzemeyi uygulaması da çok basit. Önceden de söylemiştim. Orta tarafında patlatıp karıştırıyorsunuz. Böyle çalkalıyorsunuz. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra kesip yerine uygulayabiliyorsunuz. Uyguladıkça zaten videolarını da göreceksiniz zaten. Yani her konuşmanın arkasında nasıl yaptığımı da anlatacağım için, göstereceğim için. Uyguluyorsunuz, içerisine döküyorsunuz. Gerçi benimkinde bir tane eksik kalmıştı. Çöp torbası kullandığım için aşağı doğru sarkmıştı biraz da. Dolayısıyla hemen acilen gidip bir iki tane daha almıştım. Ama yani kuruma aşamasında farklı zamanlar olması önemli değil. Sonuçta birbirine kaynıyor ve oluyor. Köpüğümüzü döktük, kurudu. Kurumasında zaten çok büyük vakit almıyor. Sprey köpükle biraz daha uzun sürüyor ama benim kullandığım malzeme çok da uzun bir sürede kurumuyor. Tamponumuzu şu anda istediğimiz seviyeye getirdik. Şu bölgeleri, şu orta bölge ve diğer tarafları. Şimdi kaplama yapacağız ve içerisine köpük dökeceğiz. Ondan sonra kuruduktan sonra da kesmeye başlayıp tam net dizaynımızı vereceğiz. Malzememiz bu. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Zaten Türkiye'de de şu marka satıyor. Çok iyi biliyorum. Eski bir inşaatçı olarak. Kullanması yine söylüyorum. Çok basit. Şu ortada bir bandı var. İkisi farklı. Şimdi buradan yavaş yavaş sıkacağız. Şu şekilde. Ortası patlayacak. Umarım görünebiliyordur. Şöyle tutayım. Sıkıyorum. Hopa patladı. Ondan sonra yaklaşık olarak tam böyle ısınana kadar şu şekilde sallayacağız. Şimdi hazır demek. Şurada kesecek yer var. Hemen şuradan bir şöyle bir şekilde kesiyoruz. Ondan sonra dökmek istediğimiz yere, şişmesini istediğimiz yere şu şekilde döküyoruz.
Şimdi hangi işi yaparsanız yapın, en başta kullanacağınız masa level olsun, terazili olsun. Niye? Çünkü sürekli bunun üzerinde çalışacağınız için başlayacağınız noktalar, şuradan ölçüler alıp dağılması daha kolay oluyor. Masamızı teraziye aldık. Köpükten sonra bütün köşe noktaları, iki uç noktaların yüksekliklerini ölçtük. Yüksekleri ölçtükten sonra aynı seviyeye getirdik. Genişliklerini ölçtük. Mesela atıyorum burası 5 santim, burası 5 santim, burası da 5 santim. Ya da şu köşe, tamponun bittiği yerde şurası 40 santim ise, yani 40 santim geliyordu, oraya da 40 santim diye ayarlayıp tam terazisine, seviyesine getirdik. Şu açıdan, evet, şu çizgiyi tutturduk. Yükseklik, evet, hepsi tamam. Ondan sonra elimize bir tane lazer aldık. Lazerle ilk başta ana hatlarını, yani şu hat, atıyorum şu köşeyle, şu köşeyi aynı seviyeye getirdik. Aynı level'a. Burayı düzelttik. Yani dıştan içe doğru. Ben genelde çalışırken önce bir yarısını, ondan sonra diğer yarısını yaparım ki bir yerde bir hata yaparsam diğer tarafı da taşıyayım. Gerçi bunda çok hata yaptım da. İlk başta bir tarafın çizgilerini oluşturduk. Evet, çizdik. Bu şekil bizim hoşumuza gitti. Tamam. Şimdi lazerle bunu bütün yüksekliğini bu tarafa taşımamız gerekiyordu. Bütün noktalardan, başlangıç noktalar, mesela şu köşe noktaları. Şu köşe noktasına başlamışsak şu ikisini aynı seviyeye getirdik. Şu C'nin başladığı yerde şurasıysa aynı seviyeye getirdik. Alt taraf aynı seviye, orta taraf aynı seviye. Bunların hepsini, şu bölgeler, hepsini aynı seviye lazerle getirdikten sonra köpüklerin hepsini kestik. Kabaca kesiyoruz tabii, yani bunu dört dörtlük keseceğiz diye bir şey yok. Kabaca, biraz da hatta küçük kesmemizde fayda var. Bitirmiştik. Şeklimiz güzel. Evet, hoşumuza gitti. İçimize sindi. Şimdi yapmamız gereken macunlama. Aslında ben macunu niye kullandım? Daha farklı bir malzeme var. Onu da kullanabilirdik. Macunu niye kullandım? Çünkü bu arabayla uzun süre uğraşacağımı biliyordum. Yani bir haftada ya da 3 günde 5 günde bitecek bir şey olsa erken kuruyan alçılar da var. O alçılar da aynı şekilde işimizi görebilir. Eğer siz işinizi erken bitirecekseniz hızlı kuruyan alçıyı alıp macun yerine kullanıp bütün çizgileri oluşturabilirsiniz. Macun biraz daha esnek olduğu için kırılması daha zor. Ama alçı çok daha erken kırılacağı için ben tercih etmedim. Eğer ki ekonomik yönden düşünüyorsanız ve erken bitirecekseniz işinizi
erken kuruyan alçı sizin için daha iyi olacaktır. Bir tarafın omuzunu macunların hepsini sürdük. Şeklimiz tamam. Geldik şu ince çizgilere. Şimdi mesela şurada bir bakarsanız çok düzgün bir çizgi çıkmış. Şurası düzgün. Bunu macunla yapma imkanınız var mı? Hayır. Kesinlikle yok. Çünkü şu çizgiyi oluşturmak için her seferinde zımpara çekeceksiniz. Şu çizgileri de her türlü kaybedeceksiniz. Ne yapabiliriz diye düşündük. O çizgileri nasıl sabit diye yapabiliriz diye düşündük. Gelirse şöyle bir tane plastik kelepçe. Bunların değişik ebatları var. Bu 1 santim kadar geliyor. Bunun daha küçükleri de var. Ben bunları hepsini şu noktalara kullandım. İlk başta kaba olarak macunu çekmiştim. Üzerlerine şunu yapıştırdım. Gerektiği yerde 2 kat, 3 kat yapıştırdım. Aynı şekli oluşturdum. Şuralar aynı şekil. Görüyorsunuz. Bunu kullanmamızın sebebini yine söylüyorum. Macunu sürdük. Evet, zımparaya geldiğim zaman bu sert olduğu için kolay kolay aşılmıyor. Yani sabit çizgisini koruyor. Ama tabii yüksek 40'lık, 60'lık, 80'lık zımparayı sürekli aynı yere sürerseniz tabii bunu da yer. Bunu da eritebilir. O yüzden bu taraflara geldiğiniz zaman daha ince. Yani 120, 200, 120, 180, 220 tarzı zımparalarla bu işi de net görebiliriz.
geldik ölçülendirmeye. Demin bahsetmiştim lazer. Lazerde yine söylüyorum. Her nereyi yapıyorsanız, şu noktayı yapıyorsanız şurası buraya aynı olmak zorunda. Şu noktayı yapıyorsanız buraya aynı olmak zorunda. Hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Şurası terazide, geri kalan hepsini önce önden sonra yandan. Lazerimizin lazer malzemeyi nerede görebilirsem eğer bir örnek göstereyim. Evet. Lazerimiz de burada. Şimdi ne yapıyoruz? Lazerimizi açıyoruz. İlk başta şu kenardan, şurayı teraziye almıştık zaten. Şimdi bu noktayla şu karşı noktayı çizgisini aynı şekilde seviyeye getiriyoruz. Buraya getirdikten sonra bu sefer elimize düz metreyi alıyoruz. Atıyoruz şurası kaç geliyor? 30 santim. Öbür taraf 30 santim geliyor. Şurası kaç geldi? 5 santim. Orası gelecek 5 santim. Atıyorum yani. Bunlar kaçıyor. Omuzdan tekrar karşısını alacağız. Şu nokta aynıysa biraz daha yükselsen göreceğim. Yani şurası aynıysa şurası aynı gelmek zorunda. Şu köşe aynıysa karşısı aynı gelmek zorunda. Şurası aynı. Şu bölge aynı. Bütün noktalar. Bütün noktalara lazerinizi gezdirin. Onların hepsini ayarladıktan sonra tekrardan yandan kontrol edin, önden kontrol edin. Lazer bizim şekli oluşturmak için gerekli olan malzeme. Eğer ki lazeriniz yoksa, lazeri nereden bulayım diyorsanız şuraya bir tane 5-10 çakın, bir tahta parçası çakın, oraya bir daha tahta parçası çakın. Sonuçta pat sıfırına getirin. Şuraya bir civata, oraya bir civata 10'ar santim arayla ya da 20'şer santim arayla ipler çekin. O ipler ikisi de aynı seviyeye geldiği için tam sizin noktanızı daha net gösterecektir. Bu da bir ip ucu olsun. İlk başta yaptığımız zaman kolay şekil alsın diye kalın zımparalar kullanıyoruz. Kaç 40'lık, 60'lık, 80'lik, 120'lik. Bunlarla gittiğimiz için yaptığımız yerler evet kolay şekil alıyor ama çizgiler bırakıyor. O çizgileri nasıl gidereceğiz? Artık finale doğru yaklaşıyoruz. Yapmamız gereken bir tane toz boya ya da normal boya. Çok inceden bir sıkacağız böyle üzerine her tarafına gelecek şekilde. Ondan sonra ince zımparayla atıyorum. Öncesinde 40'lıkla çalışmışsanız 80'lık zımparaya geçin. 80'lıktan üzerinde bir sürü nerede çizgiler var hepsini göreceksiniz. Onlar bitecek. Onlar bittikten sonra tekrar bir boya atın. Ondan sonra zımpara ayarınızı biraz daha yükseltin. Ta ki çizgilerin hepsi kaybolana kadar. Finali 220 ile yapacağız. 220'lik zımparayla. Eğer ki göçük yerler kalmışsa kullandığımız zımparalar da mesela şurayı, şu bölgeyi kullanıyorsak atıyorum. Düz ve uzun zımparayla. Yapacağız ki nerede çukurluk var ya da tekrar macunlaması gereken yerler var. Onlar hepsi gözümüze gelsin. Eğer gerekliyse de tekrar finish macununu çekip tekrar zımparalayacağız.
Evet. Toz zıpparamızı bitirdik. Çizgilerimizi olabildiğince azalttık. Bundan sonra ne yapacağız? Astar boyayı normal. Şu astar boyayı bir kat daha çekeceğiz. Niye ben siyahı tercih ettim? Siyah hatayı daha kolay gösteriyor. Yani atıyorum kalın ince bir yer varsa ya da göçük bir yer varsa siyah daha net gözümüzün önüne getiriyor. Daha kolay çalışabiliyoruz. İlk kat astar boyamızı attık. Yine bütün detayların hepsini inceledik. Evet, eksiğimiz yok. Var olan yerleri tekrar zımparaladık. Suyla da yapabilirsiniz. Çünkü artık bu astardan sonra su da kullanıp daha bir kolay iş yapabilirsiniz. En son finale geldik. Her şeyimiz tamam. Artık astar boyamıza geçiyoruz. Astar boyada elinizi korkak alıştırmayın. Kaliteli olanı alın ki sizi ilerleyen etaplarda zorlamasın. Bu tamponla ilgili anlatacaklarım bu. Bundan sonraki aşamamız bu kalıbı, bu tampondan kalıbı çıkarıp içerisine arabaya takacağımız aynı şu dizaynı çıkarıp arabaya takmak. Kolay olacaktır. Bunun kadar zorlamayacaktır. Umarım haftaya kadar yetiştirebilirim videosunu. Onu da yayınlamak yayınlasak iyi olacak. Çünkü ben de artık arabayı bitirmek istiyorum. Başka anlatacağım bir şey yok. Aklınıza takılan bir soru varsa bunu bu videonun altında sorabilirsiniz. Eğer ki ilerleyen bir sonraki videoda kalıbı çıkaracaktık. Onunla ilgili yine kafanıza takılan sorular varsa yine bu videonun altına yazın ki bir sonraki videoda onlara cevap bulmaya çalışayım. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.